Merhabalar, hoş geldiniz. Ajans muhabirlerimizin soruları varsa başlayabiliriz, buyurun. Tebrik ederiz. 3 puan aldığınız zaman benim düşüncem sanırım oyundan memnun değilsiniz. Coşkulu bir oyun olmadı. Neler söyleyeceksiniz? Tabii asıl olan, bugün maç öncesi de söyledim, 3 puanı kazanmamız. Tabii bunu kazanırken Galatasaray'ları ben iyi tanırım. Beklentileri, çok değişik beklentileri vardır bu konuyla ilgili. Dediğiniz gibi o oyun, coşkulu oyun, daha zengin gol pozisyonları, daha etkili oyun. Ama bugün esasında zaman zaman da olsa etkili organizasyonlar yaptık. O organizasyonların sonunun gol olmaması mümkün değil bazı pozisyonların. Ama genelde dediğiniz gibi ancak tabii 3 puan kazanmanın öncelikli olduğu günlerdeyiz. Kaçan puanların telafisi yoktur ama oynanmayan oyunların telafisi olur. Daima yapılabilir. Bu hoş gördüğüm manasına gelmesin ama lig, bugün herkesin herkese kafa tuttuğu bir lig oynuyoruz. Tabii akılda olmayan oyun içindeki sakatlıklar da bizi değişikliklere zorladı ama buna rağmen nereden baksanız 4-5 tane de net pozisyonumuz var. Hem de gol olmamasının hayret verici olduğu bir ortam. Gelişiyle, gelişmesiyle, organizasyonuyla çok da güzel birkaç daha pozisyon yakaladık ama buna rağmen tabii Ali Sami Yen'de herkesin, Galatasaray'ların beklentisi oraya rakibi kapatıp çok daha etkili bir oyun oynamamız. Ama bugün için 3 puanı hanemize koymamızın sevincini yaşayalım. Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah. Müsabakaya hak etti olan medya mensuplarının sorularına geçiyorum. Fanatik gazetesi Metin Karabaş, Galatasaray bu sezon hücumda organize olmakta ve çoğalmakta zorlanıyor. Bunun temel nedeni nedir? Özellikle Cagney'in futbolunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seneye gerek defansif anlamda gerek hücum anlamında bir bütün olarak çok iyi başladığımız düşüncesindeyim. Bütün taraflı tarafsız herkesin de İlk başlardaki maçlarda düşüncesi buydu. Ama zaman zaman bunları yaşayacağız. Olacak bunlar. Burada puan kaybetmemek önemli. Eksik oynadık. Zaman geldi. Gereksiz goller de yedik. Böyle lüzumsuz puanlar da kaybettik. Onun tedirginliği de var takımın üzerinde. Acaba mı diye. Bu da bazen bizi zor duruma sokuyor. Cagney'e gelince tabii ki beklentimiz daha yüksek. Daha yüksek performans vermeli. Zaten bugün de onun için çıkardım. Ne olursa olsun sağdan soldan Galatasaray takımı birçok orta atan, gelen, son çizgiye kadar gelip öyle çok gerilerden orta atan bir takım da değil Galatasaray. Son çizgiye kadar gelip oralardan birçok top kesildi. Öncelik alması gerekir idi. İnşallah o da kendine dikkat eder, daha iyi oynar. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan, Anadolu Ajansı'ndan Emre Oktay'ın sorusuna benzer bir soru. Galatasaray 2 haftadır kazanıyor ama takımımızın iyi oynadığını düşünüyor musunuz? Bu soruya şöyle bir cevap vereceğim. Kazanıyor ama yok, kazanıyor. Tamam. Meşru ve legal kazandığına göre kazanıyor. Ben de takımımda çok çok iyi maçlar da oynadı. Hepimiz de isteriz. Kazanıyor ama ne? Ama yok. 3 puanı alıyor. Almadığı zaman zaten her şey kötü, oyun kötü. Kazandı. Eğer müthiş beklentiler içerisindeki o arkadaşlarımız müthiş oyun oynanmayıp da 3 puan alıyorsa, iyi oynadığı zaman demek ki daha rahat alacak demektir. Olaylara bir de bu taraftan bakmak lazım. Yani onu söylüyorum hep. Bunların telafisi vardır. Puanların yoktur. Biz de çok gereksiz puanlar kaybettik.
Beyaz TV sezin gelmez. Avrupa arenasında takımlarınız bu sezon başarısız sonuçlar elde ediyor. Galatasaray'ın kazandığı iki galibiyet dışında 3 puanla tanışamadık. Ligi ve ligin futbolcu kalitesini nasıl alıyorsunuz? Ben son 1-2 senedir ısrarla aynen kurduğum cümle iki kelime şöyle: makas açılıyor Avrupa ile aramızda diye. Bunu söylerken muhakkak ki bir şeyi işaret ediyorum. Bir bildiğimiz var. Dolayısıyla Avrupa'da da daha da açılacak makas. Ekonomik anlamda da açılacak. İdari anlamda da açılacak. Dolayısıyla teknik anlamda da açılıyor. Her geçen gün daha da zorlaşacak. Bunu aşağı yukarı 2-3 senedir de söylüyorum ben. Hiç kolay değil onun için. Benim adıma sürpriz değil. Daha evvel böyle bir tespitte bulunduğum için. Son soru. Sözcü gazetesi Mesut Yıldırım. Hocam, sahada da her şeyin yolunda olduğunu düşünüyor musunuz? 3 puan alınca düşünüyorum. Oyuna gelince zaten demin söyledim. 3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır diğerinden. Onun için bu işler böyledir. Kaybederseniz iyi oynarsınız. Haksızsınız. Kazanırsınız, iyi oynamazsınız, yine haksızsınız. Onun için ikisini birden yapmaya özen göstereceğiz. İnşallah. Bunu da çok yaptık. Galatasaray takımı yine yapar. Ama şuraları kayıpsız geçmek önemliydi. İyi geceler. Evet, Fatih Terim dedi ki kötü oynayıp kazanırken işleri yoluna koyabilirsiniz. Nihayetinde kazanıyoruz ama yok dedi. Kazanıyoruz dedi. Kötü oynadığımızın farkındayız. Kazanan aklı ama bu şimdi şimdi bu bir maraton. Bu fast food böyle kupa maçı falan değil. İki ayaklı falan kazanırsın, kötü oynarsın. Şimdi Galatasaray Ligi iyi başladı. Fenerbahçe beraberliğiyle beraber hem Avrupa'da kötü oyun, elenme, ligde kötü oyunlar. İki hafta kötü oynayarak, mesela Mehmet Özcan soru sordu. İki hafta dedi ki kazandınız ama kötü oynadınız. Ama orada değindi Fatih Hoca. Yani kazandık. Evet, kazandınız ama şimdi işler kötü gittiğinde de mesela orada da Fatih Hoca hemen hakemler, algıyı başka yöne çekme, oyunla, taktikle, planlarla, kurguyla ilgili hiçbir şey söyleme. Ve de Galatasaray takımı özellikle eğer bu lig içinde bu oyunla yani yer alacaksa alamaz zaten. Her takım, evet, güçlü, Fatih Hoca söyledi, her takım bir şeyler oynuyor ligde, evet oynuyordu ama şimdi en zayıf iki tane takımla, Erzurumspor ve Ankara Gücü, eksik Ankara Gücü ve zayıf Ankara Gücü'ne karşı 1-0 zar zor galip geliyorsun. Ve de oynanan oyun çok yetersiz. Plan yok sahada, akıl koymak yok. Galatasaray takımında bir şey var bak, atladığımız Ender. Galatasaray takımında 8 oyuncu geçtiğimiz sezonlarda oynamış oyuncular. 3 tane oyuncu var. Biri Emre Kılıç, biri Etobo, bir de Omar. 3 tane yeni oyuncu var. 8 tane oyuncu varsa demek ki burada geçtiğimiz sezonlarda Fatih Hoca ile de bu oyuncular çalışmış. Demek ki bir oyun kurgusu, oyun planı ezberlenmiş bir saha içi organizasyonu olması gerekir. Galatasaray'da yoktu geçen sene. Galatasaray'da bu yoktu. Hayır, ben diyorum ki Cagne yoktu ama oynadı. Fatih Hoca zamanında oynadı Cagne. Yarım sezon. Ya ben yani anladım. 8 tane oyuncu daha önce Fatih Hoca ile beraber forma geçen giydi. Geçen seneyle kıyaslıyorsun. Hayır, yok hocam, genel olarak söyledim. Şimdi 3 tane yeni oyuncu var transfer. Şimdi bu 8 oyuncuyla beraber bir oyun pratiği, bir